Selam gençler, ben Umut. Silver Chains'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Geçen bölümün sonunda burada o minik hayalet kardeş kapıyı kapattıktan sonra ben geri gidip babamın yanına "Bak baba, durumlar böyle böyle, böyle bir sıkıntı var, adam aldı gitti" falan demiştim. Şimdi oyun biraz daha beni önceden başlattı. Fakat bu sefer geri gitmeden fark ettim ki şuradaki kapının kendi kendine açıldığını gördüm. O sebeple babamızın yanına gitmeden buraları bir araştırıp bu odaya girmiştim. Öyle gideceğim. Bu kapı açıldı yeni. Bunu daha yeni gördüm. Açılmıyordu normalde. Bu arada videomu beğeniyorsanız likelamayı, kanalımı beğeniyorsanız da abone olmayı unutmayın. Bak, burada bir olaylar kopacak. Kanalım şu anda çok yeni ve sizin desteklerinizle bir yere gelebileceğime inanıyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum destekleriniz için. Bu neymiş? Kızım son zamanlarda garip davranıyor. Sürekli odasına kaçıp duruyor. Sadece babasının ona verdiği oyuncak bebekle oynuyor. O konuşmadan sonra Ellie'nin odasına onu kontrol etmeye gittim. Kapının arkasından onun biriyle konuştuğunu işittim. Korkunç bir sesin ona cevap verdiğini duyunca dehşete kapıldım. Kapıyı açtım ve ufak çay masasında oyuncak bebekle oturduğunu gördüm onun. Bebeğin bana gariz ile baktığına yemin edebilirim. Kızımı uzaklaştırdım ve ona kiminle konuştuğunu sordum. Ama ne sorarsam sorayım, ne kadar yüksek sesle bağırırsam bağırayım, sessizliğini korudu. Hiçbir duygu emaresi göstermeksizin tek kelime etmedi. Kendimi kaybetmiş durumdaydım. Ah, keşke Harold'um burada olsaydı. Evet. Keşke Harold'un burada olsaydı. Ama değil. Sister, but I guess she's not alive anymore. Allah Allah. Ne kadar zeki bir adam ya. Vallahi billahi ne kadar zeki bir adam. Sandalye biraz sıkıntılı duruyor ama hayırlısı. Neyse, babamızın yanına dönüyoruz. Babacığım. Babacığım şimdi bana ne yapmam gerektiğini söyler. Oğlum, bu burada var mıydı daha önce? Kan mı bu? Hayırdır birader, ben yokken sen burada ne işler çeviriyorsun ya? Ha? Who are they? Teşekkür ederim. Bir şey diyecek misin? Beş lanet çizimi bul ve onları sil. Bana birinci katın anahtarını verdi. Birinci kat aşağıdaki kat mı acaba diye düşünüyorum. Evet, şurası sanırım değil mi? Yo, burada kilit yok. Ya şimdi bu nasıl sayılıyor ki? Burası sıfırsa yukarısı bir mi acaba? Ama burada açılacak bir kapı yok. Ben bir yerde bir kapı görmüştüm ama. Bir dakika. Bu kütüphanenin anahtarıydı ya. Hiç okumadan. Kütüphane anahtarıydı da kütüphane neredeydi? Bir saniye abi, bu neyin anahtarı ya? Kütüphane anahtarı. Tamam. Peki kütüphane nerede?
İnanın hiç hatırlamıyorum. Umarım yani doğru yoldan gidiyorumdur. Evet. Başladığımız yere geri geldik. Kütüphane neredeydi ya? Sanki şuralarda kilitli bir kapı vardı diye hatırlıyorum ama. Kapı da kilitli değil. Abi bu kadar harita özürlü olamam ya. Kütüphane neredeydi? Onu unuttum. Ciddi misin sen? Bir harita da yok. Bir harita olsa en azından haritaya bakarım. Keşke gittiğim yerleri biraz aklımda tutmaya çalışsaydım. Bir aşağı ineceğim. Ha. Bir aşağı ineceğim. Aşağıda. Ya kütüphanenin buradan çok uzakta olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Aa. Buradaki yer mi ya? Evet. Lan ne kadar gerizekalıyım. Selam gençler, ben geldim. Var mı böyle çığırtkan biriniz aranızda ha? Find the picture of the sun. Güneşi bul, güneşi bul, güneşi bul kütüphanenin içinde. Güneşi görmek ister misin tatlı kız? Şöyle çıtırtı mıtırtı yapmayın. Bir saniye şimdi burada bir şeyler var ama burada da bir şey var. Bunu bir alayım. Alın lan. Neydi bu? Boğa notu bitkisi cadı çiçeği olarak da bilinir demiş. Güneşi buldum. Al, A da güneş. Bu neydi lan? Neyi aldım ben az önce? Mekanizmalı anahtar. Aa, ilk oyun başladığı zaman bir müzik kutusu vardı hatırlıyorsanız. Anahtarı yoktu. Onun anahtarını bulduk. Şimdi şuradan gidip geri dönmemiz gerekecek. Allah'tan bu lanet şeyden kaçarak kurtulabiliyoruz. Yani kaçarak değil de en azından bir yerlere sığınarak kurtulabiliyoruz. Senin ben ananı var ya ananı.
Ya zaten karnım aç. Yemin ediyorum böyle boy taralıklara gelemem. Senin içine sığınabiliyor muyuz? Sığınabiliyoruz. Çok dikkat topladı. Çok dikkat topladı. Şimdi pat diye bir şey olacak. Kesinlikle öyle. Gir 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 gir. Ananı. Ne oldu oğlum? Çok ana bacı yapıyorum ya bu korku oyunlarında. Normalde böyle biri değilim arkadaşlar. Sakın böyle biri sanmayın beni. Ama o anda ne tepki vereceğimi bilemiyorum. Ananı, ebeni yani. Yani çok güzel bir yere geldik. Şurada bir mangal. Ufaktan da bir piknik alanı. Yanında da 3-5 kişi. Ha? Tertemiz olmaz mı? 17 Eylül 1900. Her şey bitti. Dün yaşanan şeytanlıktan sonra bir kabus sebebiyle uyandım. Çocukları kontrol etmeye gittim ancak keşke uyanmaz olsaydım. Thompson çocukların odasında dikiliyor ve bir şeyler mırıldanıyordu. Çocuklarım onun ayaklarının dibinde kanlar içinde ve cansız halde yatıyordu. O cadı benim odaya girdiğimi gördüğü gibi üstüme atlayıp hepsinin benim suçum olduğunu bağırmaya başladı. Bağırışmalarını duyan hizmetçiler yanımıza koştular ve Thompson'ı üzerimden çekip aldılar. Öfke yüzü ve nefretle çarpılmıştı. Yüzü öfke ve nefretle çarpılmıştı. Bana karşı olan öfke ve nefretle kendi çocuklarımı öldürdüğümü söyleyip duruyordu. Delirmişti tamamen. Çocuklarıma baktım ve öfke tüm bedenimi sardı. Çocuklarımı öldürmüştü. Ben de onu öldürecektim. Onu arka bahçeye astık. Çektiğim acıyı çekmesini, böyle de çocuklarını kaybeden bir annenin neler hissettiğini anlamasını istiyordum. Ancak hizmetçilerinden birisi bana ihanet edip onun çocuğunun kaçmasına yardım etti. Harold, Ellie, Timmy. Bu acıyla nasıl başa çıkarım bilmiyorum. Harold, Ellie, Timmy. Abi, biz bu cadının ne oluyoruz? Biz bu cadının ne oluyoruz? Annemizi burada asmışlar. Ama annemiz de az değilmiş yani. Nereye gitmem gerekiyor? Sevgili oğlum Peter, pek vaktim yok. Belli ki büyüdüğünü göremeyeceğim. Beni affet, elimden gelenin en iyisini yaptım. Diğer insanlar için elimden geleni ardıma koymadım ancak anlaşılan tek oğlum annesiz kalacak. Meredith'e bu lanetli yerden seni alıp götürmesini söyledim. Umarım bu kuklanın laneti seni etkilememiştir. Her şey o kadar çabuk gelişti ki umarım Meredith kolyemi almayı başarmış ve sana vermiştir. Seni lanetten koruması gerekiyor onun. Pek vakit kalmadı. Umarım kader seni tüm belalardan korur. Sonsuz sevgilerimle annen. Evet arkadaşlar, sanırım annemiz de bir cadı değil. Tüm olay bu kuklada bitiyor. Şu anda kafam gerçekten çok karışık. Ama kuklada bir şerefsizlik zaten sezdim ben.
İçgüdüsel olarak diyeyim. Yani çünkü herhangi bir ipucu bulamadık kuklanın şerefsiz olduğuna dair ama şu anda bence bulmuş sayılırız. Ay. Anne, anne, anneciğim, yapma be. Yapma ne olursun. My mother tried to protect this family, not harm it. But who killed Ellie and Timmy? Garip bir görü. O da neydi? Bir görü yoksa geçmişi mi gördüm? Aniden koca bir ağacın bulunduğu bir yerde buldum kendimi. Günlüğü bulana kadar çok huzurlu ve sakin bir yerdi. Sonra her şey yanmaya başladı ve arkamda bir kadın belirdi. Kadın asılmıştı, bana yazılmış bir not tutuyordu ve aniden hatırladım. Benim annemdi o. Adı da Tamsin'di. Ah tanrım ne yapmış ki o? Neden almışlar onu benden? Yardım etmek istemişti sadece. Abicim sen de her şeye çok çabuk inanıyorsun. Bir bekle bakalım. Ellie'nin bu broşu ne kadar çok sevdiğini hatırlıyorum demiş. Bu da kadim bir zümrüt. Bu heykel kafasını nerede kullanacağız hala çok merak ediyorum. Ayda. Oğlum buraya ne ara geldik biz? Evet. Arkadaşlar burada bir olay patlayacak ama hayırlısı diyelim. Eylül 1900. Sevgili günlük. Ya deliriyorum ben ya da bunu nasıl açıklarım onu bile bilmiyorum. Gece uyandım çünkü kulağıma fısıldayan bir ses duydum. Gözlerimi açtığımda suratı olmayan bir oyuncak bebek sandalyede oturuyordu. Çok korkmuştum. Oraya nasıl geldiğini anlamadım. Kim koymuştu onu oraya? Oyuncak bebeğe yaklaştım ancak lanet olası şey kaçtı. Oyuncak bebek ayaklandı ve koşmaya başladı. Şöminenin oradan baltayı kaptığım gibi peşinden koşmaya başladım. Bebek çocukların odasına kaçtı ve saklanmaya çalıştı. Ancak delicesine vurmaya başladım ona. Sonra birinin ciyakladığını duydum. Bebek arkamda duruyordu. Bana baktı ve yüzüme güldü. Abi çocukları vurmuş bebek diye ya. Çabucak yakaladım ve bir daha kaçmasın diye durmaksızın dövmeye başladım onu. Neydi o? O kahrolasıca yaratık. Harold nereden getirmiş oyuncak bebeği? İlaçların yan etkisi ya da başka bir halüsinasyon olamaz bu. Bunların gerçekten yaşandığına eminim demiş. Sen bebeği döverken acaba çocuklardan birini mi dövdün veya çocukları mı öldürdün? Bence bunun olması kuvvetle muhtemel gözüküyor. Bak ya gördün. Gördün mü şimdi? Evet çıkıyoruz herhalde. Ne? Ne oluyor lan? Ha, ben sallamışım. Ben de kendi kendine sallanmaya başladı sandım. Aha satır aldık, satır aldık. Satırlarla. Ha yakalayıp döveceğiz. Biz oyuz. Ne oldu şimdi? Seni şerefsiz seni. Gel bir dakika bir dakika kaçma. Al ananı avradını. Oğlum bir dur lan. Dışarı çıkamıyoruz. İki tane. Bence bunlar
Gerçek çocuk ya. Seni şerefsiz seni. Seni haysiyetsiz seni. Dur bakayım sen gel bakayım buraya. Nereye gittin sen? Çocukları öldürdün değil mi abla? İki çocuğu öldürdün. Gerçek kuklayı öldürmedin. Gerçekten bravo. Nasıl bir üzüldüm, nasıl bir üzüldüm anlatamam çocuklara ya. Remembered that night. God, this doll controlled her eyes and played a cruel game with her. Duvardaki tuhaf Just finish delik. the ritual. Finish what my mother started. Did you find drawings of the curse? No? What's wrong with you, Peter? Don't you want to help your father? I can't do it by myself. I can't get into the rooms where these drawings are. Only together we can stop them. Did you find drawings of the curse? No? What's wrong with you, Peter? Don't you want to Ben de diyorum kim konuşuyor? Sen mi konuşuyordun şerefsiz köpek? Kafana vuramıyor muyum seni bir tane? Vuramıyorum. Bir saniye. Bir kadın ufak oyuncak bebekler görüyordu ve onlara bir baltayla vuruyordu. Ancak oyuncak değildi onlar. Ellie, Timmy. Çok korkmuş olmalılar. Biliyorum çünkü ben de odadaydım. Her şey o lanet oyuncak bebek yüzünden şimdi hatırlıyorum demiş. İyi bakalım. Yine ne oldu ya? Şerefsiz köpek kafamıza vurdu değil mi bizim? Bu oyuncak bebeğin yürüyebildiğini bilmiyordum. Kafama vurdu ve tekrar bayıldım. Burada uyandım. Tavan arası mı burası? Sakral çizimlerde neyin nesi? Ben baygınken ayin falan yapım... Ayin falan yapılmamıştır umarım demiş. Bir, iki, üç. İki tane eksik anladığım kadarıyla. Bir, iki. Burada ne yapacağız? Ha, bunları yakabilmek için de bir tane bu anotu bulduk. Tamam. Bir, iki, üç, dört tane daha bulacağız. İki tane de bir şey daha bulacağız. Bu ayini tamamlayacağız sanırım. Pekala. Ayini tamamlayalım. Tamamlayalım da şu kapının arkasında gizli bir bölme vardı. Kapının arkasında değil de çocuğun kaçtığı yerde. Oraya da gitmek istiyorum. Ama şurayı da bir inceleyelim gitmeden önce. Abi nasıl yerler burası ya? Bildiğin labirent oğlum burası. Buradan geldim bu tarafa gideceğim. Buranın çıkışı nerede acaba? Ayin yeri burası. Ben burada az önce doğdum. Gözlerimi açtım. Biri bir şarkı söylüyor. Canım sen Ellie misin? You betrayed us. Ellie, I didn't betray you. I was deceived. But I will rectify everything. You're siding with Georgie. He removed the spell that the nurse Tamsin cast. And now he will take all our souls. Now he can't be stopped.
My mother died because of this, and I will try to stop this evil. This is your favorite toy. You left it here. You need it for protection. And I found this paper in the things of your mother. It's very important. I have to make it right. Ellie ile konuştum. Dehşet bir hata yapıp her şeyi mahvettim ancak işleri yoluna koymak istiyorum. Oyuncak bebeğin içerisindeki şeytan tutan duvar kanımla birlikte yıkıldı. Annem bu duvarı son nefesiyle inşa etmeye başarmış ta ki fark edilene ve Ellie ile Timmy'nin öldürülmesiyle suçlanana kadar. Ancak her şeyi düzeltebilirim. Ellie'nin hayaleti bana kovma ayininin tarifini yaptı. Diyor ki İki aile ile sıkı bağları bulunan 5 muskaya ve 5 adet boğanotu bitkisine ihtiyaç varmış. Bunlar şeytanın gücünü engelleyip kötücül ruhu yok edebilirmiş. Pekala o zaman Eli, biz de elimizden geleni yapacağız. Şimdi muskanın bir tanesi tamam. Eli'nin bıraktığı şey büyük ihtimalle. Hatta gidip yerine koyacağım emin olmak için. Evet, Ellie'nin verdiği şey. Bir tanesi boş kaldı. Elimde bir tane kafa var. O kafayı daha kullanmadım. Zaten büyük ihtimalle daha boğa notu falan da bulacağız 5 tane. İşimiz uzun gibi. O sebepten ötürüdür ki yaklaşık yarım saat olmuş video. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde artık sanırım son bölüm olacak. Ayini yapacağız ve bu yaratığı buradan kovacağız. Videoyu beğendiyseniz likelamayı, kanalımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin desteklerinizle bir yere gelebileceğimi her zaman dile getiriyorum. Ve şu anda yeni bir kanal olduğum için abone sayım oldukça az ve videolarımın etkileşimi de oldukça düşük. Şimdiden teşekkür ediyorum videolarınız, yorumlarınız, likelarınız ve abone ol butonuna tıkladığınız için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.